Tamam baba, zinde olalım yeter. Kepi aldın değil mi okuldan? Aldım, teslim aldım. Peki ne zaman geri iade edeceğiz? 2.90 benim, 3.50. Yani 3.50 işte... nerede, 2.90 nerede? Haber nesnel ve tarafsız olacak, objektif olacak. Ayna gibi haberi yansıtacağız. Dolayısıyla haber gerçeği yansıtacak. İsmim Veysel Düzcan, 51 yaşındayım, asker emeklisiyim. 30 yıllık devletimize hizmet ettikten sonra müteakiben çocuklarımla birlikte eğitim hayatına atıldım. İletişim Fakültesinden mezun oldum. Büyük oğlum ve küçük oğlumla birlikte İletişim Fakültesinden mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Tabii çocuklarımla okumak, onlarla birlikte eğitim almak benim için hayli ilginç oldu. Çünkü diğer beni tanımayan öğrenci arkadaşlarım genelde yaş itibaren beni hoca zannettiler ve koridorlarda, sınıfta, amfide hocam şeklinde hitap ettiler sürekli bana. Dolayısıyla bu bende bir hırs yaptı. Hayallerimin peşinden koşuyorum. Ta çocukluğumdan itibaren hayalimde hep gazeteci olmak vardı. Ve bu hayallerimi yakaladığımın kanaatindeyim. Birinci aşaması gazetecilik okulunu bitirdim. Bundan sonraki amacım yüksek lisansımı tamamlamak ve müteakiben yüksek lisansımı tamamladıktan sonra akademisyen olarak hizmet etmek devletime ve milletime. Sabahları birlikte kalkıyorduk. Kahvaltımızı hazırlamayı müteakip, yapmayı müteakip. Bulaşık sırası, evin temizlik sırası, iş bitimini ardından okulumuza birlikte geliyorduk. Tabii evdeki hizmetlerin bir koordinesi, bir disipline gerekirdi. Ben de askerliğin vermiş olduğu o disiplinle biraz onlara aksettirdiğim kanaatindeyim. Burası çok ilginç. Hani yaş itibaren öğrenci olduğum kanaati sınıf arkadaşlarımda oluşmadı. Bir de görüntü itibariyle herhalde bir hoca havası var ki sınıf arkadaşlarım genelde bana hocam diye hitap ettiler, hocam diye seslendiler. Arkadaşlarım için egzecere bir şey oldu bu. Çünkü onlar hiç beklemiyorlardı bunu. Absürt geldi onlara. Hani dediler ki işte bizimle dalga mı geçiyorsun falan, ama babamın yanında görünce ve onun da işte kantinde yanımda abimle beraber üçümüz kahvaltı yaptığımızda vesaire, bazen okulda yapıyorduk kantinde. İkna oldular, gördüler, geldiler, tanıştılar. Zaten çoğu öğrenci, çoğu arkadaşımız bizleri biliyor, sağ olsunlar, tanıyorlar. Aynı zamanda hocalarımız da öyle. Buradan onlara sevgiler, saygılar gönderiyorum. O yüzden hiçbir zaman hani bizi yadırgamadılar. Aksine daha çok sevdiler, daha çok örnek almaya çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yani şöyle, babanla aynı evde yaşıyor olmak, aynı zamanda öğrencilik hislerini beraber paylaşıyor olmak benim için de bir ilginç deneyim oldu. Okulda sınıf arkadaşımız evde babamın annemin rolünü, modelini üstlendi. Bizim için de farklı bir hayat felsefesi oluşturan farklı bakış açıları oluşturdu bizim için. Yani felsefemizi genişletti hayata karşı.